Hükümet Orta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Asrın projesi olarak nitelendirilen Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su taşıma projesinin hükümeti etkileyebilecek bir konu olabileceğini söyledi. Özgürgün, basına yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Genel Başkanı Mehmet Ali Talat ile bu konuyu mütakip defalar görüştük görüşüyoruz. Aslında hükümet iyi gidiyor ancak su konusu gerçekten hükümeti etkileyebilecek bir noktada duruyor. Biz Türkiye'nin 1 milyar doların üzerinde ciddi yatırımla çok büyük bir proje imza atmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Barış suyu olarak geliyor. İşin ilginç tarafı hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıs Rumlara verilebilecek bir noktada dedi su kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu bir dönemde Kıbrıs'ın en stratejik meselesinin su olduğunu ifade eden Özgür Gün, bunu Türkiye yapmıştır. Buraya kadar ulaştırılmış büyük bir yatırım var. Bu konuda Türkiye'nin söyleyeceği çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum. Yani burada biz yaparız, şöyle yaparızdan çok anlayışla ve inatlaşma olmaksızın Türkiye ile işbirliği içerisinde en doğrusunu bulup ona göre bunun yapılması gerekmektedir. Kıbrıs'ta suyun dağıtımının özelleştirilmesine talip olanların ihaleye girmesi gerek. Ben talibim sadece ben yaparım bana verilsin demek yanlış. Sayın Talat'la konuştuğumuzda ortaya çıkan bir şey var. Buna belediyeler razı olmazsa ne olacak? Şu anda belediyeler bir ağ kurmuş, dağıtım yapıyor ve su parasını topluyor. Buradaki sıkıntı belediyeleri ikna etmektir. Özelleştirme yapılırsa şirket bu suyu verip parasını toplamaya başladığı zaman belediyelerin devre dışı kalması ve yönetim zafiyetinin doğması gibi bazı endişelerimiz var ama çözülemeyecek bir şey değil dedi. Belediyelerin de şirket grup ihaleye katılabileceğini belirten Özgür Gün, ihaleye alacak şirket ya da şirketlerle sağlam bir mukavele ile bu suyun nasıl işletileceği konusu gerçekten önemli. Türkiye ile bizim hükümetimiz arasında çok rahat çözülebilir yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Sadece işletme konusunun rahatlıkla çözülmesi gerekiyor. Dünyada ilk olan özel bir projeyi bu kadar basit bir sebeple bozamayız. Dolayısıyla en doğru yol en kısa sürede bulunmalıdır. Hükümet krizine yol açabilecek bir noktaya gelmemelidir ifadelerini kullandı.